Değerli izleyenlerimiz, Kanal 3 ekranlarına hepiniz hoş geldiniz. Gündem analiz programıyla sizlerin karşısındayız. Evet, uluslararası arenada aslına bakarsanız çok ciddi gelişmeler yaşandı. Bu gelişmeler neydi? Her şeyden önce Rusya Devlet Başkanı Putin'in Esad'la görüşmesi oldu. Bu görüşmede ciddi konular ele alındı. Ve aslına bakarsanız bugün gerçekleşen bir olayda Netanyahu'nun ABD Kongresi'nde konuşması oldu. Aslına bakarsanız bu kongrede Refah'ta hiç sivil öldürülmediğini iddia etti. Ve bu iddialara Elon Musk da dahil olarak herkes, özellikle ABD'nin liderleri de alkış tuttu. Ve bir nevi bu konuşma bir nevi olarak ABD'lilere Netanyahu'nun patronluk taslaması olarak nitelendirildi. Peki bu konuşmanın içeriğinde ve perde arkasında neler var? Bizi neler bekliyor? Daha sonrasında Türkiye ile normalleşme döneminde neler olacak? Her birini uzman konuğumuzla beraber konuşacağız. Yine konuğumuz Çağlar Özer olacak. İstanbul Kent Üniversitesi öğretim üyesi ve aynı zamanda emekli kurmay albay Doktor Çağlar Özer bizlerle. Sayın hocam merhabalar. Merhabalar, merhabalar. İyi akşamlar Afyon. Hepinize sevgiler, saygılar. Kıymetli davetiniz için çok teşekkür ediyorum. Çok naziksiniz. Sizlerle olmaktan çok büyük keyif ve gurur duyuyorum. Kanal 3 ailesine ve Kanal 3 ailesi nezdinde de bütün Afyonkarahisarlı vatandaşlarımıza sevgilerimi ve saygılarımı iletiyorum efendim. Çok naziksiniz. Çok teşekkür ederiz Sayın Hocam. Evet, aslına bakarsanız ilk olarak Netanyahu'nun konuşmasından başlamak istiyorum. Bugün önemli bir konuşma yaptı ABD Kongresi'nde ve Refah'ta hiç sivil öldürülmediğini iddia etti. Pek çok ABD lideri başta olmak üzere o kongrede yer alan pek çok kişi ona da alkış tuttu. Ve bu durum pek çok uluslararası arenada ses getirdi. Siz bu durumu nasıl değerlendiriyorsunuz Sayın Hocam? Şimdi Berna Hanım, öncelikle şöyle söyleyeyim. Ben açıkçası Netanyahu'nun konuşmasında çok fazla şaşırmadım. Yani çok fazla aşırı farklı bir şey beklemiyordum da. Evet. Çünkü şunu şöyle ifade başlayalım öncelikle. 7 Ekim 2023'ten itibaren Aksa tufanından günümüze kadar dünyanın kamuoyunun, uluslararası kamuoyunun veyahut da dünyanın gözü önünde efendim tam bir soykırım işleyen, soykırım yapan ve bunu bütün dünyaya deklare eden, hatta 7 Ekim'den sonra uluslararası topluma ben öyle bir şey yapacağım ki nesiller nesilde konuşacak diye ifade eden soykırımın planlayıcısı İsrail'in Başbakanı Netanyahu'nun o günden bugüne yaşanan çerçevesinde ABD Temsilciler Meclisi'nde konuşmasında çok farklı bir şey beklemiyordum. Aynen beklediğim gibi çıktı. Tamamen evet. Bir klişe, ABD'de destek alabilme, sözde kendini haklı olduğunu ispatlamaya çabaları vardı. Ancak üzüldüğümüz tarafı da şu tabii ki 58'i ayakta olmak üzere tam 79 defa alkışlandı. Bu tabii çok hoş bir şey değil ama şunu da bilmek lazım. ABD toplumunun yani yaklaşık 300 küsür milyonluk Amerika Birleşik Devletleri'nin 8,5 milyon nüfusa sahip olan Yahudi lobisinin yönettiğini bütün dünya biliyor. Ne kadar etkin olduğunu bu toplam 79 kez alkışlamayla da görmüş oldu. Tabii konuşmaya şöyle bir madde başları şeklinde değinecek olursak, Netanyahu özellikle şeyin üzerinden Hizbullah, Hamas ve Husiler üzerinden bu savaşın bir tarafının İran olduğunu, bizler sizin için savaşıyoruz, İran'a karşı savaşıyoruz şeklinde bir destek arayışı içerisinde olduğunu ortaya koydu. Notlarıma bakıyorum bu arada da. Bir diğeri de önemli bir konuda hatta daha böyle birliktelik sağlayabilmek adına Amerikan vatandaşlarının hassas noktalarına değinebilmek için çok şeytani bir şekilde konuşarak bu saldırıları Pearl Harbor, yani 2. Dünya Savaşı'nın ABD'nin girmesine sebebiyet veren Pearl Harbor baskınıyla 11 Eylül gibi konularla özdeşleştirmeye çalışıyor. O çalıştı. Yine İsrail-Amerikan ittifakını övüyor ve ancak Biden'a övgü dolu sözler söylüyor.
Hatta enteresan bir şekilde ABD'de kendini protesto eden ABD vatandaşlarına da enteresan bir şekilde, yani şöyle enteresan. Yani siz öyle misafir olarak misiniz, konuşuyorsunuz ama sizi protesto eden ülkenin vatandaşlarına da İran tarafından kullanılan kullanışlı aptallar şeklinde ifade ediyor. Hamas, Hizbullah ve Husi ile birlikte savaştığını, bu savaşı İran'a karşı ABD'yi korumak için de yapıyor. Aynı zamanda ABD'yi koruduğunu da ifade ederek Evet. bizim düşmanımız sizin düşmanınızdır şeklinde. Bunlar hep satır başı. Yorumuna da geleceğim. Şimdi açıkçası ne yaptı bu Netanyahu? Bir kere şunu biliyoruz ki, altını çizerek söyleyelim. Netanyahu uluslararası ceza veyahut da uluslararası savaş hukukuna göre suçludur. Savaş suçlusu birisidir. Evet. Netanyahu o 7 Ekim Aksa tufanı başladığından itibaren gerek iç kamuoyunda gerekse uluslararası kamuoyunda itibarı katliamlarla çalışan, devlet mantığıyla hareket etmeyen, terörist bir yapı zihniyetle hareket eden bir şahıstır. Ben öyle değerlendiriyorum. Evet. İçerideki iç kamuoyundaki efendim şeyler, seçim anketlerinin sonucunda da şunu görüyoruz. Netanyahu artık ne olursa olsun bu savaş, bu çatışma, özür dilerim, bu soykırım bittikten sonra İsrail yönetimi de olmayacak, yargılanacak. O da biliyor kendisini. Ne kadar çok ayakta kalabilirsem, ne kadar çok sert tedbirler alırsam hükümette kalabilirim, siyasi olarak ömrüm uzar şeklinde bir bakış açısı var. Bunu herkes söylüyor. Bunu başlangıçta destek veren, halen de destek veren ABD, işte 20 Ocak'a kadar ABD Başkanı Evet. olarak olan Biden söylüyor. Batılı toplumlar da söylüyor. Bu artık kendi siyasi geleceği için oradaki soykırımı devam ettiren bir şahıs. Konuşmanın aslında üzerinde fazla duracak bir şey yok Berna Hanım. Neden yok? Şöyle söyleyeyim. Bana göre konuşma malumun ilanı olmuştur. Yani yalanlar üzerine, klişeler üzerine, kendini orada daha fazla tutabilmek üzerine, hazır Amerika'ya gitmişken ve böyle bir şans verilmişken ve Biden ayrılmışken Trump'a yanaşmaya çalışan, onu övmeye çalışan bir kişi. Neden çift taraflı oynuyor? Bakınız, ABD'nin Ukrayna politikasında Biden-Trump tutumu farklıdır, tutum ve tavrı. Ama İsrail bölgesinde ABD'nin tutum ve tavrı ise birbirine benzer şekildedir. Yani Biden'la Trump'ın tutum ve tavrı birbirine benzer şekilde. Evet. Sevgili Berna Hanım, hatta Trump'ınki daha katı, daha İsrail yanlısı bir tutumdur. Yani büyükelçiliği şeye taşıması, Kudüs'e taşıması ve oradaki iki toplumlu devlet konusunda çok katı tutum ortaya koyuyor. Ya, mutlu etmiş olabilirim hani Trump'ın gelmesi. Belki olabilir ama bu şu gerçeği değiştirmez. Bütün Evet. dünya, bakınız, bütün dünya, yani başlangıçta bu konuyu algılayamayan Batı bile artık Netanyahu'nun ne olduğunu, Uluslararası Adalet Divanı'nın en son çıkardığı danışma kararları olsun, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde yargılanacağının ortaya çıkması olsun, ya da çok yalın haliyle elimize bir uluslararası hukuk kitabı alalım efendim. Onun Uluslararası Savaş Kanunu bölümüne geçelim. Savaş hukuku kurallarına bakınız. İşte insanlığa karşı suç, soykırım suçları nedir diye şöyle bir bakalım ikinci maddesine. Hepsini birebir işleyen bir soykırımcı bir insandır. İşin enteresan tarafı, tabii burada şunu da görmek gerekiyor. Yani biraz malumun ilanı gibi olacak ama hep sorarlar bana, neden bitmiyor bu savaş? Biter miydi bu çatışma, bu ortam? Elbette biterdi. ABD ve Biden istese bunu 24 saatte bitirebilirdi Evet. Berna Hanım. Çünkü Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin ortaya çıkaracağı bir ateşkes kararı, arkasından kalıcı barış. Ama bildiğiniz üzere 4-5 defa bunlar veto edildi. Tabii şunu da görmek gerekiyor. Bunun arkasındaki gücün, kudretin, yine ifade ediyorum baştan, çok açık ve net bir şekilde 8,5 milyonluk Yahudi lobisinin ABD'yi parmağında, ABD karar vericilerini parmağında oynattığını amele tabirle görüyoruz. Tabii hem içeriye propaganda yaptı. Çünkü Netanyahu kendi iç kamuoyunda, İsrail kamuoyunda çok ciddi darbe almıştı. Hem Aksa tufanında istihbarat zafiyeti olsun, daha sonra süreci yönetilmesi esnasında kurmuş olduğu savaş hükümetindeki istifalar, cepheden istifa eden askerler, işte rehineleri kurtarma konusundaki başarısızlığı, artı yine aynı şekilde yaklaşık 9 aydan beri 365 kilometre karelik minnacık bir Gazze'de asimetrik güç kullanmasına rağmen kesin sonuçlu bir zaferin elde edilememesi, yani Evet. buna benzer askeri ve siyasi iradenin ortaya koyulmasına rağmen siyasi hedeflere,
Cetvel'e, yani Kassam Tugaylarının yok edilememesine, askeri ve siyasi hedeflerin yok edilememesinin yanı sıra rehinelerin ele geçirilmiş olması nedeniyle iç kamuoyunda çok ciddi yara almış olan bir Netanyahu. Hatta bundan yaklaşık 15-20 gün önce ordunun askeri sözcüsüne bir tavsiyede bulundu. O da kendi bütün dünya kamuoyunun önünde sen işine bak biz işimizi biliyoruz tarzına yaklaşımı. Netanyahu'nun karısı tarafından işte bize darbe yapacaklar şeklindeki ifadeler. Yani tutarsız, yeteneksiz bir lider profili çizdi. Çok yakınındaki kişilerin oradan istifa etmiş olması. Bunları toparlamak amacıyla bu şeyde Amerika'da temsil meclisi yapmış olduğu konuşmada gerek iç kamuoyuna gerekse uluslararası kamuoyuna ben daha güçlüyüm, buradayım. Buna yönelik mesajlar vermeye çalıştı. Baktığınız zaman tam bir inkar politikası. Yani üzerine durmak bile istemiyorum ben hanım. Lütfen yanlış anlamayın ama biz diyor katliam yapmadık, sivilleri öldürmedik. Ya yani 9 aydan beri biz artık akşamları televizyonlarda veyahut da sosyal medyada yani yüreğimiz parçalanarak izliyoruz bazı görüntüleri. Evet. O mini mini el kadar çocukların, yavruların, kadınların parçalanmış cesetleri, evladın üzerine kapanarak ağlayan aileler, sivil yerleşim yerlerinin bombalanması, hastanelerin bombalanması, balkonunda otururken çıkmış yaşlı bir amcanın keskin nişancı tüfeğiyle öldürülür, katledilmesi. Bunlar soykırım değil de nedir? Yani bir insanda biraz onur, gurur, yüz, haysiyet olur. Bir de utanmadan şunu söylemiştir bu adam. Ben emekli bir asker olarak da bunu da şiddetle kınıyorum, ayıplıyorum, lanetliyorum hatta. Şöyle demiştir. Efendim biz İsrail ordusu olarak dünyanın en ahlaklı ordusuyuz diye bir cümle evet. kullandı ki ahlaklı namuslu askeri kim olduğunu görmemişler. Dolayısıyla Netanyahu'nun meclisteki, Amerikan meclisindeki konuşmaları kendisine müzahir destekleyen Yahudi lobisi tarafından alkışlanabilir, ayakta da alkışlanabilir, oturarak da alkışlanabilir. Bunlar ancak bizim Anadolu tabiriyle kendileri çalıp kendileri oynamışlar, eğlenmişler gördüğüm kadarıyla ama hiç Amerikan kamuoyunda da meclisinde de orada da yetişkin, aklı selim insanların da olduğunu gördük. ABD Kongresi'nin Filistin asıllı tek temsilcisi Rashida izlediyseniz konuşma sürekli elindeki tane pankart tutmuştur. Onlar da soykırım suçlusu, savaş suçlusu yazılı pankartları tuttu ve şu ifadeyi kullandı. Çok da net bir ifade. Hanımefendi çok da doğruyu söylemiş. Çok basit ve çok anlamlı bir cümle. Ben de oradaydım ve bu iğrençti diyor. Bakın bizim bu kadar uzun konuşmamızı bir cümleyle ifade ediyor. Yine aynı şekilde Yahudi asıllı olmasına rağmen bu Aksa tufanından itibaren olayın başladığından itibaren bu soykırımlar başladıktan sonra senatör Bernie Sanders ki bu senatör çok ciddi şekilde Netanyahu'yu kınayan birisi ve yine eski temsilciler meclisi hepimiz yakından tanıdığı Nancy Pelosi de yine aynı şekilde Netanyahu'ya çok sert tepkiler göstermiş, protesto ettiler. Yani aklı selim insanlar da var. Hatta Bernie Sanders Netanyahu'nun savaş suçlusu olduğunu ifade ediyor. Şimdi şuna bakalım. Yani bu konuşmayı nasıl değerlendirdik? Bu konuşma tekrar bağlayacak olursak cümleyi. Efendim, savaş suçlusu olan bir şahsın Amerika'ya gidip başkan değişikliğinden sonra yaptıkları için işte X şahıslarına destek vermesi, teşekkür etmesi ve hazır gitmişken orada daha sonra devam ettirmeyi düşündüğü katliamlar için destek istemesi. Bu çok yalın haliyle bu şekilde. Ancak şunu da unutmayalım. Şimdi bildiğimiz üzere Bernard'ın o bölgede İsrail Gazze bölgesinde Katar'ın ve Mısır'ın arabulucu olarak devam ettirmiş olduğu ateşkes görüşmeleri devam ediyor. Yani bu çok yoğun çatışmalara, yani detayına girmiyorum askeri teknik bölümüne, işte kuzeyi, güneyi, ortası, Han Yunus, efendim Sıraat'ın koridoru olsun, diğer şeyler olsun, yapılan bütün katliamlar, yer değiştirmeler, her şeye rağmen son özellikle Biden'ın da istifasından önce, görevi bıraktığından önce ben bunu bir haftada çözeceğim, oraya kesin bu ateşkesi getireceğim diye ortaya 3 aşamalı bir ateşkes teklifi ve taslağı ortaya koymuştu. İşte bu taslak üzerinde her iki tarafın gerek İsrail'in gerekse Hamas'ın bunun üzerinde çok ciddi detaylar üzerinde mücadeleleri ve maddesel anlamdaki görüşmeleri devam ediyor. Doğal olarak şunu gördük. İsrail bir ara bu bölgede ABD'nin desteğinin azaldığını gördüğü anda, ABD'nin ve Batı'nın artık biz ne yaparsak yapalım sen başını çaresine bak diyen bir ABD'nin böyle bir olgu çıkmıştı ortaya. O zaman dikkatleri üzerine çekmek için biliyorsunuz
Suriye'deki İran başkonsolosunu vurarak çatışmayı daha bölgesel anlamda genişletmek isteyip İran'ı da bölgeye çekmeye çalıştı. Destek almak için tabii ki ABD'den. Akabinde Hizbullah faktörü var. Onlarla mücadele halinde. Ve yine de son zamanlarda bildiğiniz üzere Husilerin Yemen'den yapmış olduğu drone saldırılarına karşılık yine İsrail'in karşılık vermesi şu amaçla yapılıyor. Ateşkes görüşmeleri devam ediyor. Gerek Hamas, yani İran destekli tabii ki bunu biliyoruz. Hamas, efendim Husiler ve Hizbullah üzerinden İran bu taraflardan biri olduğunu artık hepimiz kabul ediyoruz ve biliyoruz. Evet. Bir tarafta da İsrail yapılacak olan ateşkesin şu anda bir ara kilitlendi, bir ara aşılmaya çalışıldı. İşte esirlerin takası olsun, yeniden inşası olsun, üç aşamalı bu ateşkes ve daha sonraki kalıcı barış süresiyle ilgili olarak her iki tarafta birbirine masaya oturduklarında bir takım anlaşmaların veya ateşkes maddelerinden durum üstünlüğü edebilmek adına şiddeti, yani güvenlikçi politikaları, daha doğrusu silahlı politikaları, diplomasinin yanı sıra silahlı politikaları kullanarak krizi tırmandırarak ateşkesi istediği şekilde, istediği şartlarda sonuçlandırmak üzere bu faaliyetler de devam ediyor. Bunu da Sayın unutmamak hocam, lazım. Yani çok ateş... bölüyorum, çok çok özür dilerim. Evet, şimdi Netanyahu'nun görüşmesini gerçekten daha doğrusu konuşmasını çok önemli ifadelerle açıkladınız. Ancak konuşmanızda önemli bir konuya siz de değindiniz, ben de değinmek istiyordum. Bu önemli konudan biri yine ABD'den devam edecek olursak Biden'ın istifa etmesi ve Kamala'nın isminin şu an itibariyle seçimlerde geçmesi. Ve yine her şeyden önce biliyoruz ki Trump'a bir suikast düzenlendi. Ne var ki bu suikast sonrasında Trump'ın destekçilerinin arttığını da görmekteyiz. Ben biraz da bu suikast meselesini sizle konuşmak istiyorum. Çünkü bu Tabii suikast ki. gerçekten önemli. Pek çok ABD liderine özellikle baktığımızda suikastların düzenlendiğini, bazılarının bu suikastla öldürüldüğünü, bazılarının ise seçimi kazandığını, özellikle bunun altını çizerek söylemek istiyorum, seçimi kazandığını görüyoruz. Şimdi Trump'a yapılan suikast sonrasında da ciddi bir destek artışı yaşandı kendisine. Bu suikastı siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Nasıl bir suikast, bilinçli mi yapıldı yoksa bilinmeden mi yapıldı? Tam olarak arkasında ne var bu suikastın? Perde arkası noktasında neler söylemek istersiniz? Ben tabii bu tarz şeylerde suikast, devlet adamları yapılan suikastla ilgili arka tarafı çok karmaşıktır ama onu şöyle perdeleri yavaş yavaş açıp kapakları yavaş yavaş kaldırdığımızda karşımıza şöyle bir görüntü çıkıyor. İşte bildiğiniz üzere Amerikan tarihindeki dört devlet başkanı suikastla öldürüldü. Biliyoruz, onlara detaylarına girmeyelim. Şimdi Haziran ayında yapılan Biden-Trump münazarasında, yani o televizyonların önündeki yapılan münazarada Biden açık ara mağlubiyete yaşadı. Yani gerçekten iyi hazırlanamadı, konulara hakim değil. Ondan öncesinde de zaten hani bu tabii ayıp, yani yaşı itibariyle bir takım melekelerini yitirdiğini, o da kendisi de kabul etti. Hatta şu ifadeyi kullandı: evet, hepsi kafamda, aklımda, fakat uygulama konusunda eksiklerim var. Ama netice olarak şuna gelelim: Trump'la Biden'ın Amerikan kamuoyunda önünde yapmış oldukları bu münazaradan Trump açık ara galibiyette çıktı. Bu artık çok önemli bir gidişattı ki o zamana kadar, yani bu münazaraya kadar olan sürece baktığımızda, yanlış hatırlamıyorsam Biden'ın %6 oranında, yani 6 puan öndeydi. Biden 6 puan öndeydi. Biz bunu çok iyi takip ediyoruz arkadaşlarla birlikte. Münazaradan sonra bunun kapandığını gördük. Ya bu kapandı açıkçası çok ciddi bir şekilde. Tabii bunu gören Demokrat Partililer yani bir şekilde ikna etmeye çalışıyorlardı Biden'ı, ama suikast hiç aklımızda yoktu. Şimdi gelelim suikast bölümüne. 13 Temmuz'da oldu, biliyorsunuz. Ben defalarca izledim o görüntüleri. Gerçekten defalarca izledim ve şunu gördüm. Dedim ki burada çok ciddi bir güvenlik zafiyeti yaratılmış. Var demiyorum, bakınız. Bunu ulusal kanallarda da birkaç yerde de aynı ifadeyi kullandı ve arkasındayım. Nedenini de söylemek lazım. Yani Berna Hanım, bir cümle söylediğiniz zaman onun arkasında da gerekçelerini de ortaya koymak lazım, biliyorsunuz. Şimdi şöyle ele alalım. Yani dünyanın hemen hemen bütün ülkelerinde devlet başkanları, önemli kişiler, başkan adayları muhtelif Sayın hocam, platformlarda çok özür dilerim. Çok doğru dediniz. Bir güvenlik zafiyeti vardı.
Trump'ın yaşamış olduğu suikasta bir güvenlik zafiyeti vardı. Ve bu zafiyet, güvenlik zafiyeti de pek çok gazete, uluslararası en çok okunan gazetelerde de yer aldı. Şu anda da ekranda görüyoruz Trump suikastının mercek altına alındığını ve polis ve gizli servisin suikast zanlısından miting meydanında saldırı öncesi şüphelendiği ama takip etmediği de dikkat çekiyor. Bu suikasta ve her şeyden önce ikinci bir saldırı riskine rağmen biliyorsunuz yüz ve boyun kısmı açıkta kalmıştı. Gizli servis hemen arkasından yardım etmek istese de Trump orada kendisini daha doğrusu söylemek istediklerini o anki heyecanla söylemek için kafasını kaldırdı. Ama ancak gizli servisin çok fazla müdahalede bulunamadığını aslına bakarsanız görüyoruz. Peki bu güvenlik zafiyeti sizce bilerek yapılmış olabilir mi? Yani FBI gibi şu an itibariyle dünyanın en iyi gizli servisleri arasında yer alan FBI'ın bilerek burada miting meydanında şüphelenmiş olduğu bir şahsı neden takip etmedi sizce? Siz bu durumu nasıl açıklıyorsunuz? Ben söyleyeyim. Ben önce bir teknik arıza mı var bilemiyorum. Ben bilgisayardan bağlanıyorum ekranda ama sadece kendimi görüyorum. Sizi göremiyorum. Herhalde teknik arkadaşlar bir bakarlar. Ses olarak irtibat halindeyim ben size şu anda. Şöyle söyleyeyim Berna Hanım. Aynen dediğimin arkasındayım. Bakın defalarca izledim. Bu çok basit bir güvenlik zafiyetiymiş gibi algılanmasın. Bu bilerek, isteyerek, kasıtlı olarak yaratılmış bir güvenlik zafiyetidir. Tam orayı açıklıyordum. Neden? Bir zafiyet yaratıldı ki zaten bugün de biliyorsunuz ABD Gizli Servis direktörü ismini okuyayım Kimberly Chatham bugün istifa etti. Çünkü sorumluluğu üzerine aldı. Evet. Neden böyle bir güvenlik zafiyeti? Güvenlik zafiyeti mi hocam diye soracak olursanız açık güvenlik zafiyeti. Nedenini söyleyeyim bakın çok basittir. Siz de çok doğru tespitlerde bulunuyorsunuz. Bu tarz platformlarda oradaki o bölgeyi görebilen uzun menzilli silahlarla ateş altına alabilme olasılığı olan yüksek yerler, binalar, ticaret merkezleri ve buna benzer her neyse o alanda muhakkak önceden kontrol altına alınır ve bloke edilir. Konuşan kişi de Amerika'nın eski başkanı ve başkan adayı. Hele ki Amerika gibi işte gelişmişliğini kabul ettiğimiz devasa bir ülkenin bugüne kadar bir de mazisinde bu tarz çok olaylar var biliyorsunuz. Şeylerde, görsellerde paylaştınız. Araziye de şöyle baktığımızda, alanı da incelediğimizde çok enteresan bir şey ki Trump'ın çıkmış olduğu platformun karşısında iki tane bina var. Trump'ın sağ tarafında keskin nişancıların olduğu bir yer daha var. Şimdi diyeceksiniz ki bana, siz olsanız ne yapar? Arkadaşlar ben şunu söyleyeyim Berna Hanım, yani gelişmekte olan ülkelerin istihbaratçılarını veyahut da terörle mücadele unsurlarını bile getirseniz çok basit bir şekilde oradaki bütün binaları muhakkak kontrol altına alır, oraya kendi adamlarını yerleştirir. Hatta o binalara çıkışları yasaklar, girişleri, çıkışları kontrol altına alır. Bu fiziki anlamda. Ya da artık teknoloji gelişti Berna Hanım. Yani drone da yukarıdan kamerayla izlersiniz. Hem de bütün şey esnasında olur bu. Miting esnasında bu devam eder. Evet. Şimdi bakıyorsunuz çok mucizevi bir şekilde kurtuluyor Trump. Yani anlık hareketle tam alnına alınmış. Düşüle dönüşüyle birlikte kulağına geliyor. Evet. Şimdi hemen bir de şunu düşüneceksiniz. Düşünmek gerekiyor. Yani daha doğrusu orada güvenlikle ilgili kişiler şunu da göz ardı edememeleri lazım. Çoğu zaman bu tarz ıskalama durumlarında ikinci bir uzak, daha uzak mesafeden daha farklı bir açıdan da suikastçiler de olabilir. Böyle bir olasılık da vardır. Evet. Biz baktığımızda sanki bu çok böyle yani çok basit bir şey, güvenlik tedbiri. Dolayısıyla burada uzatmayalım, şöyle söyleyelim sevgili Berna Hanım. Bu çok açık ve kasıtlı bir şekilde, bir hata falan değil bu. Bu çok samimi söylüyorum, bu hata falan değil. Bilerek de isteyerek, Trump'ı severiz sevmeyiz destekleriz ayrı bir konu. Biz suikastın oluş platformunu değerlendiriyoruz. Burada bir güvenlik zafiyeti yaşanmamış, güvenlik zafiyeti oluşturulmuş. Bilerek ve kasten oluşturulmuş. Trump'ı da Allah korudu, işte bir şekilde kurtuldu. Zaten hemen daha sonraki açıklamalara bakıyoruz Berna Hanım. İki tane şahıs diyor ki biz gördük ve emniyet unsurlarını uyardık. Buna rağmen tedbir alınmadı deniliyor. Hatta
Bugün çıkan kayıtlarda da güvenlikçi yani sniperların, keskin nişancı personelinin oradaki unsurların kendi aralarında karşıdaki adamı görüyor musun, görüyor musun? İşte evet tarzında açık kaynaklardan alınan bilgiler ortaya alt alta üst üste koyulup da zerre kadar böyle hani şeye tereddüte mahal vermeyecek şekilde bunun çok bilinçli ve kasıtlı olarak yapıldığı ortaya çıkıyor ki bunun emaresi olarak da ispat olarak da bugün gizli servis direktörü olan bayan Evet. 2022'de oraya başlamıştı ve istifa etti. Bunu artık arkasından Amerika biliyorsunuz FBI hukuki anlamda Başkanı, çok çok detayları çok sever. özür diliyorum hocam. FBI Başkanı olan Christopher Wray, daha öncesindeki yapmış olduğu açıklamasında Trump'a suikast girişiminde bulunan şahsın Kennedy suikastı hakkında çevrimiçi araştırma yaptığını ifade etti. Araştırmalarında bu sonuca vardıklarını ifade ettiler. Şimdi yine ekranımızda görüyoruz. Belki siz göremiyor olabilirsiniz ama şu an itibariyle Maalesef. ekranımızda geldi. Suikasta uğrayan ABD başkanları var şu an itibariyle ekranımızda. Aslına bakarsanız bu ilk değil değerli izleyenlerimiz. Pek çok ABD başkanı zamanında ne yazık ki suikasta uğradılar. Ne yazık ki 4'ü öldü, 6'sı da kurtulmayı başardı. Ve FBI Başkanı Christopher Wray'ın da yapmış olduğu açıklamada da Kennedy'ye de daha öncesinde yapılmıştı ve suikastçının da Kennedy suikastını çevrimiçi olarak araştırdığını ifade edip bunu bulduklarını söylediler. Şimdi Sayın Hocam, yani neden ABD başkanlarına bir suikast girişimi var? Özellikle de ismi çok geçen liderler var. Şu an itibariyle George Bush bunlardan biri, Ronald Reagan, daha sonra yine Kennedy gibi şu an itibariyle dünyada önemli kararlar almış isimler bunlar. Çok ciddi dünyaya mal olmuş savaşların ya da dünyaya mal olmuş pek çok kararın altında imzası olan isimlere genelde suikast uygulandığını görüyoruz. Trump da bunlar içerisinde yer aldı. Buradan ne anlamalıyız gelecek planlamasında? Ben Hanım şöyle bakınız Amerikan siyaset tarihine biraz şöyle yakından baktığınızda şunu görürsünüz. Amerika'da başkanlar bu ta şeyden itibaren yani Birinci Dünya Savaşı'ndan itibaren Başkan Monroe zamanından beri baş gelir. Bir gelenek vardır Amerikan siyaset tarihinde. Devlet başkanları geldikten sonra bir kendilerine özgü bir doktrin yayınlarlar. Yani Truman doktrini, Reagan doktrini, Ford Doğru. doktrini, Nixon doktrini gibi. Yani o da şudur. Ben Amerikan başkanı oldum. Benim ana fikrim diyelim hani çok şey ifadeyle dünyayı önümüzdeki 4 sene içerisinde bu istikamette çalışacağım. Bu istikamette gücümü teksif edeceğim. Stratejim ve politikalarımı bu istikamette tevcih edeceğim şeklinde. Bir örnek verelim. Biliyorsunuz Truman geldiğinde işte 2. Dünya Savaşı'ndan sonra Truman doktrini neydi? 2. Dünya Savaşı'ndan sonra yorulmuş, yıpranmış, yenilmiş olan ülkeleri komünizme karşı korumak amaçlı olarak Avrupa'da bir güvenlik şemsiyesi oluşturmak. Yani o ülkelere yardım etmek üzerine kuruldu ve arkasından da Marshall yardımıyla içinde Türkiye de dahil olmak üzere ucu NATO'nun kurulmasına ve genişlemesine gelen bir süreçti. Evet. Daha sonra işte mesela bir doktrinine baktığımızda o daha farklı bölgelere, ondan sonra gelen başkanlar hepsi geldiği zaman bir takım bölgelere yönelik olarak ABD başkanı olarak ana doktrinlerini ortaya koyuyor. Tabii şunu da görmek lazım Berna Hanım. Yani Amerika başkanı, Amerika hegemonik bir güç olma iddiasıyla varlığını sürdüren bir ülke. O kendi iddiası o anlamda. Dolayısıyla gerek iç gerekse dış rekabetleri olan çok yüksek yoğunlukta olan ülkeler bunlar. İşte biraz önce de perdede koyduğunuz, yansıda ifade etmiş olduğunuz saldırıya uğrayan başkanlar var işte. Kennedy suikastı var, Reagan suikastı var. Bunlar tabii ki arkası çok açık olarak ortaya çıkarılmadı. Mesela çoğu da hemen tetikçilerin öldürülmesi üzerine, katledilmesi üzerine efendim muammada kaldı. Ama şimdi mesela baktığımız zaman Trump üzerinden yürüyelim izninizle. Trump biliyorsunuz işte geçen Biden'a seçimi kaybettikten sonra özellikle son bir yıl içerisinde dünyadaki dört önemli efendim kriz bölgelerine yönelik olarak çok ciddi arka planda açıklamalar yapıyordu. Şöyle yürüyelim izninizle. Şimdi yukarıdan kuzeyden başlayalım. Rusya-Ukrayna krizi. Evet. Kilitlenmiş vaziyette. Yani ABD'nin klasik anlamda NATO'nun doğuya doğru genişleme veyahut da Rusya'yı batıya doğuya doğru kuşatma çevreleme stratejisi çerçevesinde
vekil güçlerin dediğimiz yani işte Ukrayna özelinde ABD ve Batı'nın desteklemiş olduğu, yardım etmiş olduğu unsurlar vasıtasıyla ABD ve Rusya unsurlarının yüz yüze gelmediği, karşı karşıya gelmediği bir coğrafyada bir kriz alanı, bir savaş işte efendim Şubat 24 Şubat 2022'den beri devam ediyor. Buraya baktığımızda Biden'ın stratejisi çok daha farklı. Bunlar çok ciddi ciddi birbirinden çok farklı. Trump ise ısrarla sürekli olarak şunu söylüyor. Zelenski'nin kendi tırnak içinde söylüyorum. Zelenski'nin kendisi için söylemiş olduğu, Zelenski'nin çok iyi bir pazarlamacı olduğunu, işte yanlış bir insan olduğuna dair açıklamaları ve gelir gelmez bu savaşı sonlandıracağını söylüyor. Bakın bu çok önemli. Yani oradaki savaşın sonlandırılmasına yönelik olarak Trump'ın ortaya koymuş olduğu irade ve stratejik yaklaşım dünyanın geri kalan bölgelerindeki hatta başta Avrupa olmak üzere bizi de etkileyecek olan bir şekilde Karadeniz bölgesinde çok önemli bir gelişme. Bu şimdi bir önemli bir kısmı mutlu da edebilir, etmeyebilir de. Nihayetinde baktığımızda bu tehlikeden kaynaklanan özellikle Rusya saldıracak, Rusya kesinlikle bize saldıracak tehlikesi üzerine son yıllarda, son 1,5 yıldır Avrupa'da güvenlik politikaları zirveye çıkıyor. İşte onu doğal olarak baktığımızda da bunun uzanımında da bizi de bir şekilde F-16 uçakları çerçevesinde etkileyen bir İsveç, Finlandiya, NATO üyeliğine kadar kriz kontrollü olarak tırmandırıldı. Çok da dağıtmayalım konuyu ama şu var, Trump'ın ağzından çıkan her cümle dünyanın değişik bölgelerinde değişik geldiği takdirde, seçildiği takdirde çok farklı yapılaşmalara sebebiyet verecek. Bir diğer problem alanı efendim Gazze zaten malum ama şunu söyleyeyim. Gazze bölgesinde Trump geldiği takdirde ABD'nin politikalarında fazla bir değişiklik olmayacak. Biraz daha Asya Pasifik tarafına doğru gidelim. Efendim orada da biliyorsunuz Tayvan ve Çin krizi, Çin ve Tayvan arasında yaşanan bir kriz var. ABD Çin'e karşı, Çin'in yayılmasına karşı, genişlemesine ve kuşak yol projesine karşı Tayvan'ı ortaya koyarak o bölgede Çin'in de kuşatmaya, Çin'in yayılmasını engellemeye çalışan bir problem alanı var. Esas bizi ilgilendiren bir problem alanı var ki o da efendim hemen güneyimizde bulunan Teröristan'ın oluşturulmasına yönelik olarak gerek Kuzey Irak'ta gerekse Suriye'de ağırlıklı olarak terör koridoru oluşturmaya, teröristan oluşturmaya çalışıyor. Yine Trump'ın da buraya geldiği takdirde muhakkak o bölgedeki temsilci olarak görev yapan şu anda McGirt diye bir adam var, Orta Doğu uzmanı. Onun görevden alınması var. İşte burada Trump'ın bu Amerikan başkanı olduğu takdirde biraz önce saydığım 4 adet önemli problem alanları ve daha sonra da dünya genelinde baktığımızda küresel çok alanlarda işte buna Bolivya'yı da koyabilirsiniz, Güney Amerika'daki yerleri de koyabilirsiniz. Yine Fransa'nın durumu var. İşte bir takım problem alanına baktığımızda Trump geldiği takdirde dünyada çok taş yerinden oynayacak. İran çok önemli bir konu. Bu arada onu unutmayalım. İran çok önemli bir konu. Dolayısıyla bir takım yerleri mutlu edebilir, etmeyebilir de. Tabii ki şu klişe cümlenin arkasına saklanmak istemem ama ben hani bunu söylenenleri de çok da garipsemem. Önemli bir cümledir bu. Amerika'nın müesses nizamı denen bir kavram vardır. Yani Amerika'ya siz başkan olarak ben gelebilirim Çağlar veya Berna gelse bile muhakkak Amerika'nın müesses nizamı, kurulu düzeni, kendi stratejisi o istediği şeyleri o başkana yaptırabilir. Trump çok farklı bir kişilik, çok farklı bir yaklaşımlarla geldiği için bir takım çevreleri rahatsız etmiş olabilir. Bu müesses nizam içindeki kişiler, yapılar da olabilir. Dolayısıyla böyle bir suikast da gelmeden engellenmeye çalışma olasılığı olduğunu değerlendiriyorum. Çağlar Hocam, şimdi Trump'ın Buyurun. gelmesiyle beraber ABD Başkanı eğer olursa 3. Dünya Savaşı'na daha yakın olunduğu da ifade ediliyor. Pek çok ülke tarafından, pek çok ülke lideri tarafından da bu aslında sık sık söylenmeye başlandı. Pek çok gazetede, pek çok uluslararası arenada en çok kullanılan dil olmaya başlandı. 3. Dünya Savaşı geliyor mu, kapıda mı? Trump'ın gelmesiyle bu olasılık daha da yükselecek gibi iddialar var. Siz bu konuda neler düşünüyorsunuz? Gerçekten Trump'ın gelmesiyle beraber 3. Dünya Savaşı sizce çıkar mı? Şimdi sevgili Berna Hanım, yani bu 3. Dünya Savaşı kelimesi bir kere cümlesi yani çok 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 iddialı bir cümle. Yani ben tam tersini düşünüyorum. Trump'ın şöyle bakalım da, bakınız Trump şunu gördü iç kamuoyunda. Özellikle gelir gelmez Ukrayna'daki savaşı sonlandıracağım diyor. Bunu silahla yapmayacağım.
Bakın, Evet. savaşı sonlandıracağım diyen bir kişinin 3. Dünya Savaşı çıkarma niyetinin olmadığını ben değerlendiriyorum. Çünkü biraz orayı eşeleyelim izninizle Ukrayna bölgesini. Buyurun lutfen. Ukrayna bölgesinde Zelenski şunları söylüyor. Efendim diyor, benim Rusya ile ateşkes yapabilmem ve barışmam için şartlarım şunlar. Rusya işgal ettiği bölgelerden çıksın ve ben de efendim şey yapayım, NATO'ya üye olayım. Evet. Karşılığında ise Putin şunu, biz işgal ettiğimiz topraklardan, daha doğrusu ele geçirdiğimiz topraklardan ayrılmayız. Bunu Ukrayna kabul etsin ve Ukrayna asla NATO'ya üye olmadığı takdirde biz masaya otururuz diyor. Şimdi baktığımız zaman biraz bize doğru da bir çıkarımda bulunacağım. Aslında olumlu bir Evet. çıkarımda bulunacağım. Şu kriz bölgelerinde, özellikle Gazze ve Ukrayna bölgesine baktığımızda, özellikle Soğuk Savaş sonrasında bir ara Türkiye'nin önemi azalmıştı diyorlardı ama şu anda bakınız, inanın ki bizi izleyenler için söylüyorum. Türkiye'nin bu bölgedeki bölgesel güç rolü ve bölgesel güç refleksleri maksimum. İnanınız, gerek Rusya gerekse Ukrayna, hatta Batılı güçlerin büyük bir çoğunluğu açık açık deklare etmeseler bile Rusya-Ukrayna krizini Türkiye'nin çözeceğini biliyorlar. Biliyorsunuz bu İstanbul'da tam çözülüyordu ama o zamanki İngiltere Başbakanı Boris Johnson buna engel oldu. Buradan 3. Dünya Evet. Savaşı'na bağlantısı. Efendim, dünya şu andaki mevcut problem sahaları sadece krizin kontrollü tırmandırılması sürecini yaşamaktadır. Biz buna uluslararası ilişkilerde nazari anlamda, sistematik, teorisel anlamda baktığımızda savunmacı realizm veya neo realizm de diyebiliriz. Yani o nedir? Evet. Uluslararası toplum şu anda çok kaotik bir durumda. Berna Hanım, yani düşünün ki NATO 1988'den bugüne kadar en kapsamlı tatbikatı yaptı. Mayıs ayında başladı, Haziran'da bitti. Evet. Neydi bunun gerekçesi? Amerika kıtasından ve Kanada'dan NATO Avrupa bölgesine transferi ve oradan yığınaklanma bölgelerine gidişi ve Rus tehdidine karşı hareket kabiliyetlerinin, harp silah imkan ve kabiliyetlerinin ölçülmesi üzerineydi. Neden? Çünkü şu algı yapıldı sürekli. Ruslar saldıracak, Rusya saldıracak, Rusya saldıracak. Putin de ısrarla böyle bir şey olmayacağını, böyle bir şey yapmanın çılgınlık olduğunu ifade ediyor. Ama bir yandan da işte kilitlenen Rusya-Ukrayna krizi çerçevesinde Biden'ın en Evet. son Ukrayna'yla 10 yıllık ikili güvenlik anlaşması imzalaması, bunların hepsi alt alta koyduğumuzda işte İsveç, Finlandiya'nın NATO'ya üye olması, eski Doğu Avrupa ülkelerinin, bugünkü NATO üye ülkelerinin çok ciddi silahlanmaya para ayırması, İngiltere'nin desteği vesaire, muhtemel bir saldırıya yönelik olarak devletlerin güvenlik politikalarını çok yukarıya taşıdı. Ancak bu 3. Dünya Savaşı olasılığı bir olasılıktır. Bir olasılıktır. Elbette ki bir olasılıktır. Ama Trump'ın gelmesi 3. Dünya Savaşı'nı başlatmanın tam tersine, ben Trump'ın çok ciddi manada özellikle Ukrayna ve Rusya Savaşı'nı sonuçlandıracağını, çünkü Zelenski'nin ve Ukrayna'nın tutumundan çok rahatsız. Çok Amerika Birleşik Devletleri 2023 milli savunma bütçesinin %7'sini Ukrayna'ya harcadı. Berna Hanım, bakın %7'sini sadece bir ülkeye. Kolay değil bu. Aynı şekilde diğer kriz bölgelerine baktığınız zaman Trump'ın tam krizi tetikleyen değil, tam tersine bakın Orta Doğu bölgesinde 2022'de Abraham anlaşmalarını da Trump gündeme getirmişti. Bildiğiniz üzere İsrail orada bulunan Orta Doğu ülkeleriyle, ağırlıklı olarak İslam ülkeleriyle ılımlı politikalarla bir uyum sürecini yaşatıyorlardı. Bu tabii İran'ın işine yaramadığı için bozuldu ama neticesinde arkasındaki strateji Trump'a aitti. Yani dolayısıyla Trump'ın geldiği zaman 3. Dünya Savaşı çıkaracak bir profil değil, tam tersine caydırıcı gücüyle, hani geride çekileceği anlamında söylemem ama caydırıcılık ve sahada diplomasiyle kriz bölgelerindeki sorunları çözebileceğini ben değerlendiriyorum. Ancak bizi ilgilendiren bir konu var. Çok Evet. önemli bir konu. Tabii bu Amerikan emperyalizminin ve Amerika'nın enerji kaynaklarının bulunduğu bölgelere hassasiyeti gerçeğini asla değiştirmez. Dünyanın neresinde bir enerji kaynağı varsa ABD muhakkak oraya demokrasi, insan hakları gibi süslü cümlelerle girer, karıştırır, ülkeleri yıkar, bu enerji kaynaklarına konar. ABD'nin giremediği bir deniz var, o da Karadeniz. Şimdi oraya doğru Evet. gidelim. Bizi ilgilendiren bölge. Yani Amerikan donanmasının işte Akdeniz'de 6. filosu, işte Asya Pasifik'te 7. filosu vesaire. Ama Karadeniz'de bir ABD donanması yok. O yüzden Ukrayna'ya büyük destek verip bir şekilde Ukrayna'yı NATO'ya alıp hem ABD donanmasını Karadeniz'e sokmaya hem de Rusya'yı güneyden kuşatmaya çalışan bir ABD profili var. Bu realite, yani hem Trump da olsa Biden da olsa o müesses nizamı değiştiremediği stratejidir. Bunu böyle görmek lazım ama bizim için
Buradan şuna geleyim mi Berna Hanım Buyurun, izninizle? buyurun lütfen. Suriye hareket gelecek mi veya gelecek miyiz bilmiyorum. Suriye bölgesi ABD ile Türkiye arasındaki problematiğe gelir miyiz diye bilemiyorum. Tam Belki o olarak tarafa sizin aslına odaklı olur. bakarsanız son 10 dakikaya girmiş bulunmaktayız Sayın Hocam. Çok da önemli bir konu. Gerçekten bahsedilmesi gereken bir konu. Biliyoruz ki geçtiğimiz günlerde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Esad bir araya geldiler. Ve önemli bir Evet. görüşme gerçekleştirdiler. Moskova'da bir araya geldiler. Evet. Ve özellikle de biliyoruz ki tam itibariyle Suriye'nin, daha doğrusu normalleşme sürecinin ele alındığı ifade ediliyor bu görüşmede. Evet. Peki Rusya Suriye için sizce ne istiyor? Çünkü biliyoruz ki Rusya Ankara-Şam hattındaki normalleşmeye katkı sağlaması yönünde de iddialar var. Hayır, tam tersine katkı sağlamayacak. Aksine bu normalleşmenin olmasını istemiyor diyenler de var. Peki siz bu konuda neler düşünüyorsunuz? Ankara-Şam hattında ilerleyen günlerde bir normalleşme söz konusu olur mu? Olacağını öngörüyorum. Çünkü emareleri şunlar. Bir kere Türkiye Cumhuriyeti çok rasyonel, Sayın Cumhurbaşkanımız gerçekten çok rasyonel bir dış politika yürütüyor. Bu gerçekten bu hani bunu öyle görmek lazım. Özellikle son 10-15 yıldan beri. Neden diyecek olursanız bakınız Kafkaslar'da artık Paşinyan neredeyse bizimle birlikte bir pakta üye olabilme noktasına geldi. Yani kendisine Sayın Cumhurbaşkanı ifade etmiş olduğu bir fırsat penceresini Paşinyan çok iyi değerlendirerek Güney Kafkasya'da bir istikrar alanı yaratılmaya çalışıyor. İşte Irak'a bakalım, oradan da Suriye'ye geleceğim. Buyurun. Irak'ta da bildiğiniz üzere biz efendim Aralık 2023'te Sayın Dışişleri Bakanımızın başlattığı bir diplomatik görüşmeler çerçevesinde devam eden süreçte Sayın Cumhurbaşkanı'nın Irak'a gidip Irak Başbakanı Sudani ile yapmış olduğu görüşme çerçevesinde alınan kararlar artık terörle mücadele noktasında bir ortak harekat merkezi kurulmasına kadar ilerleyen bir süreçti. Yani neden? 2003'ten beri kan ve gözyaşı içerisinde olan Irak insanı, Irak halkı da artık yoruldu. Kandan, gözyaşından ve terörden yoruldu. Ama bu bölgede Irak Kürt Bölgesel Yönetimi ve Irak Merkezi Hükümeti de dahil henüz PKK'yı terör örgütü listesine almamış, yasaklı örgüt. Ancak şu ifadeyi kullandılar: başımızın belası bir örgüt. Yani buradan şuna gelelim. O bölgede efendim biliyorsunuz 1200 kilometrelik bir kalkınma yolu projemiz var. Önümüzdeki 3-4 sene içerisinde tamamlanacağını değerlendirdiğimiz petrol boru hatları, doğalgaz boru hatları, yani Irak coğrafyasını tamamen ekonomik anlamda zenginleştirecek hem Irak vatandaşlarına, hem efendim İran'a, hem o bölgedeki bölgesel ve küresel bölgesel aktörlerin olmuş olduğu coğrafyaya müreffeh bir hayat sağlayacak olan bir kalkınma yolu projesi var. Detaydan izleyiciler ayrıca bakarlar. Bu projenin sahibi, bu projenin mimarı Türkiye'dir. Türkiye tıpkı Kafkaslar'da Ermenistan'a sunmuş olduğu fırsat penceresi gibi, ki Zengezur Koridoru'yla o bölgenin nasıl şekilleneceğini hepimiz biliyoruz. Aynı şey Irak bölgesinde de kalkınma yolu projesiyle hayata geçirildiği takdirde terörün neticelendirilmesine yönelik çok önemli bir adımdır. Çünkü ekonomik koridorlar, bu, şu anda dünyada bir koridorlar, enerji koridorları savaşı da var ayrıca. Bu faaliyetler, bu savaş, enerji oyunu dediğimiz oyun istikrarlı bölgeleri seviyor. Evet, Kuzey Irak'ta özellikle Sincar-Mahmur Kandil hattına çekilmiş olan bir PKK terör örgütü var. İran destekli bir örgüt. Yine aynı şekilde Suriye harekat alanında da o bölgede Bafel Talabani'nin olduğu Suriye ve Irak bölgesinde yine Amerika'nın desteklemiş olduğu bu terörist ağını kurmaya çalışan bir yapı var. Şimdi bizim için en önemli şeylerden biri şu. Bildiğiniz üzere Haziran ayında Suriye'nin doğusunda, yani Fırat'ın doğusunu yöneten Amerika Birleşik Devletleri, kontrol ABD'de biliyorsunuz. O bölgedeki terör unsurlarını, yani hatta Amerikalı yetkili şu ifadeyi kullandı: ya PKK diyoruz, Türkler kızıyor. Araya bir demokratik kelime koyduk. Suriye Demokratik Güçleri dedikleri bölücü örgütün Suriye bölümünde. Orada bir Haziran ayında seçim olarak bir özellik, arkasından da devletleşmeye doğru giden bir sürecin arkasında olan bir ABD var. Bizim için beka meselesi. Bu çok önemli. Şimdi gelelim normalleşme sürecine. Şimdi burada 911 kilometrelik bir Suriye hududumuzun %68'ini kontrol altına aldık. Yeni terörle mücadele konseptimiz çerçevesinde terörle mücadeleyi milli hudutlarımızın dışında terör koridorunu engelleyecek şekilde de 30 ila 40 kilometrelik derinliğe kadar inen ve terörle mücadeleyi kaynağında yapan, terörü kaynağında yok edecek olan bir Türkiye Cumhuriyeti'nin şanlı ordusu var. Bu bir realite.
Şimdi baktığımız zaman ABD'nin yaklaşımı işte bizim için can yakıcı konulardan biri bu. ABD bu bölgede geliyor. Teröristanı kurmak istediği terör örgütüne öyle küçük çaplı silah falan vermiyor Berna Hanım. Bakınız tank, Doğru. zırhlı araç, ZPT, helikopter düzenli ordunun kurulabilmesi noktasına taşıdı orayı. Hatta tatbikatlar yapıldı. Çok ciddi Evet. anlamda bir hazırlık süreci devam ediyor. İşte bu şartlarda biz Suriye'ye Sayın Cumhurbaşkanı şu ifadeyi kullandı. Biz tabii ki altyapısı yok olmuş, halkı darmadağın olmuş Suriye'nin yeniden ayağa kaldırılmasını istiyoruz dedi Sayın Cumhurbaşkanı. Aynı stratejiyi Irak'ta uyguladık, Ermenistan'da Evet. uyguladık. Suriye ile bizim artık tabii ki biliniyor bu açık kamuoyunda. Moskova üzerinden, Putin üzerinden, Rusya üzerinden bir diyalog kurduk. Bu devam ediyor. İşte Putin'in Suriye özel temsilcisi Lavrenti'ye bu aşamaları başlattı. Ama Sayın Cumhurbaşkanımız çok rasyonel bir şekilde çağrısını yaptı. Hatta dedi ki buyurun gelin ülkemde de görüşebiliriz. Başka yerde de görüşebiliriz. Esad bildiğiniz üzere dün akşam Moskova'daydı. Dün Evet. Rusya'ya gitti, Moskova'da. Henüz o görüşmenin detayları açıklanmadı. Türkiye ile ilgili bölümünde de muhakkak masaya yatırılacaktır. Bu çalışmalar devam ediyor. Normalleşme bizim için güvenlik meselesidir. Efendim Türkiye için o bölgede normalleşmeden ne anlıyoruz Türkiye için? Bizim için normalleşme demek elbette ki Birleşmiş Milletler'in temel ilkeleri çerçevesinde komşumuz olan bir devletin egemenliğini, toprak bütünlüğünü, iç işlerine karışmama şiar edilmiş olan Türk dış politikası yanı başımızda huzuru bulmuş, müreffeh olmuş, efendim iç huzur, iç problemlerinden arınmış bir Suriye'nin elbette ki Türkiye'ye bölgesel anlamda güç katacağı değerlendirilmektedir. Yani Suriye'nin huzuru, Doğru. mutluluğu ve yaşamış olduğu krizi atlatmış olması hem kendisini hem de bizi doğal olarak Evet. rahatlatacaktır. Ancak bizim için, Türkiye için normalleşmeden anlayacağımız şudur. O bölgede efendim 911 kilometrenin %68'ini kontrol altına aldığımız bu bölgede bizim için temel esas faktör teröristanın olmaması ve terörle mücadelenin kararlı bir şekilde devamı ve o bölgedeki güvenlik koridorunun, Berna Hanım adını tekrar ifade ediyorum, Evet. güvenlik koridorunun sağlanmış olması demektir. Bu tabii 12 yıldan beri işte Arap Baharı dediğim sürecin başladığından bugüne kadar Suriye'nin yapmış olduğu yanlışlar neticesinde olaylar bu noktaya gelmiştir. Detayları zamanımız kısıtlı, konuşamıyoruz. Ancak bu da şu anda çok önemli bir adımdır. Bu temaslar devam ediyor. Yalnız bir açık kaynaklardan elde ettiğim kadarıyla Esad işte Türk askeri çekilsin falan filan işte bu tarz şeyler olacak. Bunlar masada Evet. oturulup konuşulacak konular. Detaylar bunlar diplomatik detaylardır. Ancak maksimal boyutta baktığımızda şu anda Esad dün akşam Moskova'da Putin'le görüşüyor. Onun akabinde bu normalleşme aşamaları aklı selim bir şekilde, rasyonel bir şekilde ilerleyeceğini ve aynı Irak'taki olduğu gibi bu bölgede de terörün sona ermesine yönelik önemli adımlar atılabileceğini öngörüyorum. Ancak unutmadan şunu ifade etmek istiyorum. Bu bölgede işte Trump'ın seçildiği takdirde bize yansıması ne olur dediğimiz konu Suriye'de bulunan 18 tane askeri üs ve 900'e yakın asker var. Ancak özellikle ABD'nin Suriye temsilcisi McGurk denen şahıs ki Trump ilk gelir gelmez onu görevden almıştı geçen dönem. Gene geldiğinde alacağını biliyor. Bu Evet. adam oradan ayrılmadan, bu McGurk oradan ayrılmadan şu anda Trump'ın gelmesi o bölgede çok etkileyecek. Uygulamak istediği strateji şu: PKK'nın ve SDG'nin Suriye ordusuna veyahut da Suriye milli unsurlarına dahil edilmesi gibi bir garip bir strateji hayata geçirmeye çalışıyor. İşte Esad bunları görmeli. Esad'ın şu anda en büyük sıkıntılarından biri bu terör unsurları nasıl baş edeceği, bunu kimle Evet. baş edeceği. Yani oradaki terör unsurları Esad'ı huzursuz ettiği kadar bizi de çok rahatsız etmekte. İşte bu çerçevede, Kesinlikle. bu genel çerçeve içerisinde Esad da sağlıklı bir karar verir ve Türkiye'nin atmış olduğu, uzatmış olduğu eli, atmış olduğu adımı kale alır ve bu bölgede inşallah bu problemlerden arınır. Ama unutmamamız gereken bir konu var ki ABD'nin oradan çekilip çekilmeme konusu ve son olarak şunu ifade edeyim. Ağustos ayına sözde ertelemiş olduğu bir seçim süreci var PKK'nın o bölgede. Bu Türkiye Cumhuriyeti Devleti için son 50 yılın en önemli beka sorunudur. O bölgede bir devletleşme, bir özerk yapının ilanı bize uluslararası hukuktan kaynaklanan çok farklı refleksleri gösterebilme şeyini verir, hakkını verir. Bu da çok önemli bir gelişme olarak sizlere paylaşmak istiyorum.
Şimdi Çağlar Hocam, aslına bakarsanız çok önemli bir konuya temas ettiniz. Dediniz ki özellikle Suriye sınırında yapılan operasyonlar ve Esad da aslına bakarsanız en çok bunlara dikkat etmeli. Bölücü terör örgütüne dikkat etmeli. Ve biliyoruz ki Türkiye Cumhuriyeti de o bölgelerde zaten terör örgütünü temizlemek için var. Hatta geçtiğimiz günlerde Milli Savunma Üniversitesi yerleşkesinde Kurmay Subay mezuniyet töreninde Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan bu konuyla alakalı önemli bir cümle kullandı ve hudutlarımız içinde bölücü örgüt artık eylem yapamaz hale geldi. Irak ve Suriye sahasında ise örgüt iyice kapana sıkışmış durumda dedi. Şimdi bu cümlelere istinaden de gerçekten Türkiye ile Suriye'nin normalleşme süreci daha büyük önem arz ediyor. O bölgelerde gerçekten güvenli bir bölgenin oluşturulması, güvenli bir alanın oluşturulması, terör örgütüne geçit verilmemesi şu an itibariyle daha da kıymetli ve önemli. Umarız ki bu normalleşme kısa sürede gerçekleşir ve Rusya'da gerçekten bu normalleşme sürecinde her iki ülkenin de yanında olarak gerçek barışı sağlamak için emin adımlarla bizlere yardım eder diyoruz. Son artık 2 dakikaya da girmiş bulunmaktayız. Son cümlelerinizi almak isterim Sayın Hocam. Neler söylemek istersiniz? Öncelikle ben şunu ifade etmek istiyorum. Berna Hanım, kanalınız tarafından davet edildiğim için çok gurur duyuyorum. Çok teşekkür ediyorum. Ancak şunu ifade edeyim. Bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak, bir Türk olarak şunun haklı gururunu yaşıyorum. Türkiye eskiden, çok yani eskiden derken o hani sıkıntılı süreçlerinde Türkiye etrafındaki gelişmelerde başkalarının çizdiği, başkalarının belirlediği istikametlerde olayların biraz gerisinde kalarak ön almaya çalışan, biraz daha tabiri caizse yani daha böyle aktif değil de böyle daha yarı aktif diyelim hareket tarzı ortaya koyarken şimdi özellikle son zamanlarda tabii ki teknolojinin gelişmesiyle bu da ortaya çıktı. Yapmıştır. Gururla izliyoruz. Milli savunma sanayimizdeki millileşme oranının %85'leri yakalamış olması. Biliyorsunuz Kaan uçağımız uçtu. Hepimiz gözyaşları içerisinde izledik. Artık pelesenk oldu dilimize ama gururla söylüyoruz. İnsansız hava araçlarımız, İHA'larımız, SİHA'larımız, SİDA'larımız dünyada savunma sanayinde Türkiye'nin ne kadar ileri gittiğini gösteriyor. Evet. Bunu yapan işçisinden en yüksek mertebede bunun sorumlusuna kadar bütün Türk vatandaşlarının gurur duyduğu süreçten geçiyoruz. Şunu biliyoruz ki Türkiye Cumhuriyeti artık kendi bölgesinde emperyal güçlerin veya küresel aktörlerin çizdiği veyahut da oynatmak istediği oyunu değil. Artık Türkiye gerek karasında, kara hudutlarında, gerekse mavi vatanında ve gerekse gök vatanında Türkiye Cumhuriyeti dünya var oldukça bu bölgede de kararlılıkla her türlü terör olsun, başka problemler olsun, güvenliğini ihlal edebilecek her olaya karşı çok dik durabilen ve gururla durabilen bir ülke konumundadır. Ve gurur duyuyoruz. Ordumuzla da gurur duyuyoruz. Bunları yapan işte hakikaten ben gittim izledim İstanbul. Diğer şeyleri, hapsi araçlarımızdaki gelişmeleri gördük. Gurur duyuyoruz. Hem askeri anlamda, silah sanayi anlamında, savunma sanayi anlamında hem gelişiyoruz. Hem de Türk'ün stratejik aklı bu bölgede herkese yol gösterme noktası. Bakın burada bir şey daha ifade etmek istiyorum. Evet, son Türkiye cümlelerinizi alayım Sayın Hocam. Evet efendim söylüyorum. Türkiye Cumhuriyeti'nin dış politikasında asla ve kata katliamı yoktur. Kesinlikle. Dünyanın en ahlaklı ordusu olduğunu söyleyen o katil Netanyahu, soykırımcı Netanyahu gerçek askerleri, gerçek orduyu, gerçek devleti Türk devleti olarak görsün. Biz İsrail'e şunu söyledik. Evet. Bakınız bu bölgede garantör olarak da gelip bu bölgedeki problemi çözmek noktasında da ön almak istediğini söyledik. Ancak dönmüş Netanyahu katliamlarına hem devam ediyor. Bugün gene masum yaklaşık 40-100 tane Filistinli katletti, öldürdü, evet, şehit etti. Ama gidip Amerika Senatosu'nda masum çocuğu oynamasın. Yazıklar olsun diyorum ben kendisine buradan bir kez daha. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Hocam. Gerçekten her bir açıklaması çok çok kıymetliydi. Çok sağ olun. Evet değerli izleyenlerimiz, gündem analiz programının an itibariyle sonuna gelmiş bulunmaktayız. Son olarak normalleşme sürecini Doktor Çağlar Özer ile birlikte ele aldık. Gerçekten bu normalleşme süreci büyük bir önem arz ediyor. Bu normalleşme sürecini suistimal etmek isteyen, normalleşme sürecini farklı amaçlarla
kendi bağlamında değerlendirmek isteyen pek çok ülke var. Umarız ki bunlara pek çok ülke kulak ardı eder ve bu normalleşme sürecini desteklerler. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti'nin hiçbir zaman hiçbir sınırda gözü yoktur. Öncelikle bunun altını çizmek gerekir. Ve Türkiye Cumhuriyeti'nin tarihi araştırıldığında çocuk katili asla olmamıştır. Bunun da altını çizmek gerekir. Hepinize izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Bir sonraki gündem analiz programında görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.